Süleymaniye Camii. İstanbul'un en büyük ve görkemli camii Süleymaniye Camii'dir. Dış ve iç estetiği fevkalade muntazam, göz okşayıcıdır ve seyredeni büyüler. Süleymaniye Camii bir mimari şaheserdir. ...16. yüzyıl... Osmanlı İmparatorluğu'nun her bakımdan gelişmiş ve ilerlemiş olduğu bir devirdir. 36 Osmanlı Sultanı arasında 47 yılla en uzun hüküm süreni Kanuni Sultan Süleyman'dır. Bu büyük şöhretli sultan, kendi adına yaptıracağı cami Koca Mimar Sinan'a havale etmişti. Mimarlık dünyasının bir dehası olan Mimar Sinan, cami ve etrafını saran büyük kompleksi 1550-1557 yılları arasında tamamlamıştır. Türk sanatının klasik döneminin kurucusu ve geliştireni Mimar Sinan, sanatının üstünlüğünü burada da ispat etmişti. Caminin avlusunun etrafını çevreleyen büyük komplekse okullar, kütüphane, hamam, aşevi, kervansaray, hastane ve dükkanlar bulunur. Süleymaniye'nin dış güzelliğini seyredebilmek için yapıdan uzakta olmak gerekir. Galata Kulesi'nden veya Haliç'in Galata kesiminden bu imparatorluk eseri bütün haşmetiyle görülebilir. Dört minaresi olan caminin esas mekanını büyük bir kubbe örter. Caminin ana girişi, etrafı revaklarla çevrili, ortasında şadırvanı olan iç avludandır. İç mimarideki açıklık, bütünlük, ölçülü bir süsleme buranın haşmetli etkisini güçlendirir. 53 metre yüksekliğinde 26,5 metre çapındaki merkezi kubbeyi fil ayağı denilen dört büyük paye taşır. Mekanın bütün elemanları uyumlu bir armoni içerisindedir. Statik bakımından da yapının dengesi kusursuzdur. Zaman içinde İstanbul şehrini sarsan depremler burada tek bir çatlağa bile sebep olmamıştır. Kubbenin içi geçen yüzyılda yapılmış barok tesirli dekorasyondur. Yerdeki el yapısı tek örnek mihraplı halı 1950'li yıllarda yerleştirilmişti. İçerideki en göz alıcı yer mihrap duvarındaki 16. yüzyıl orijinal fevkalade renkli, Türk motifleriyle süslü vitraylardır. Gayet sade Mevlid Hanlar balkonu ve minber yanında yine mermerden yapılmış mihrap nişinin etrafı çinilerle süslüdür. Sultan Locası mihrabın solunda bulunur. Duvarlar Kur'an'dan alınan ayetlerle süslüdür. Bunlar Türk kaligrafi sanatının çok güzel örnekleridir. Giriş ve yan cephelerde kadınlara ayrılmış balkonlar yer alır. Girişin sağında bronz kafesli bölme 18. yüzyıl Türk maden işçiliğinin güzel bir örneğidir. Etrafta değişik asırlarda yapılmış önemli kişilerin mezarları bulunur. Süleymaniye kompleksinin bir ucunda küçük ve gayet mütevazı bir mezar bulunur. Burası 99 yıl şan ve şöhretle yaşamış, 50 yıl süreyle imparatorluk baş mimarlığı yapmış büyük usta Mimar Sinan'ın mezarıdır. Koca Sinan çalışkan ve verimli bir mimardı. Uzun yaşamı boyunca 400'den fazla eser tamamlamıştı. Kurucusu oldu, klasik Türk mimarisinin en önemli temsilcisi de oydu. Eğittiği öğrencileri diğer İslam ülkelerinde de eserler üretmişlerdi. Thank you.